İnanmıyorum ya. Ay ne gördün Allah aşkına ne? Bir şey değil mi? Bu kadar net ilk defa görüyorum. Şuraya bakar mısın? Steteskop var. Kızım hemşireyiz, ne çıkacak? Tabii steteskop çıkacak. Tamam hemşireyiz de steteskopu kim kullanır genelde? Hekimler, başhekimler. Yani. Meltem. Başhekim demişken ben bakayım hastaların ilaç saati gelmiş, ben gideyim ilaçlarını vereyim. Meltem ya, adam yanlış anlayacak şimdi. Adam asıl böyle anlayacak. Adam ne zaman gelse çaydayız, kahvedeyiz, goy goydayız biz. Hocam günaydın. Günaydın. Ben içeri geçiyorum, ilaçları vereceğim. Derya'cığım senin hastaları da ben devraldım. Sen gelirsin içeri. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Kahve içer misiniz? Yok sağ olun, size afiyet olsun. Ben de Zafer'i kreşe bıraktım da oradan dönerken trafiğe takıldım biraz. Zafer? Evet Zafer. Zafer. Ben sana hiç bahsetmedim Zafer'den değil mi? Zafer şey, Zafer benim yeğenim ama aynı zamanda da oğlum sayılır. Biraz kafa karıştırıcı oldu galiba. Yani eğer özel değilse dinlemek isterim. Evet, özel benim için özel. Ama zaten ben de tam bu yüzden sana anlatmak istiyorum. Derya, biz burada beraber çalışıyoruz, aynı işte vakit geçiriyoruz ve vakit geçirdikçe seni daha iyi tanımak istiyorum. Ama senin de beni daha iyi tanıman gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer istersen. Tabii beraber çalıştığımız için ben de dolayısıyla tanımak isterim. Sevindim. Derya ben... Ben geçmişte... Mesleki yeminime aykırı gelecek bazı şeyler yaptım. Bazı şeyler derken? Ankara'da Suskun Ramazan isminde bir organ mafyası beni yeğenimi öldürmekle tehdit etti. Yeğenimi öldürmekle tehdit edip... Yani işte... Nasıl yani? Organ mafyası için nakil mi yaptın? Evet, evet. Ama sadece birkaç kere. O da tehdit sebebiyle. Peki hala şu anda devam ediyor mu? Hayır, hayır. Kesinlikle hayır. Zaten bir süre sonra dayanamayıp bu işi yapamayacağımı, yerime başkasını bulmalarını söyledim. Ve bir daha asla onlar için bir nakil yapmadım. Fakat acı bir şekilde öğrendim ki tehditleri blöftiymiş. Ben de intikam almak için kız kardeşimi ve eşini öldürdüler. Ne? Ve tabii olayda da yeğenim Zafer hem sakat hem öksüz kaldı. Ne diyorsun? Peki tehditleri hala devam ediyor mu? Hayır artık bir tehlike yok. Suskun Ramazan birkaç ay önce yakalanıp hapse atıldı. Ve artık kendince bir racona sahip olduğu için mi yoksa benden intikam alıp defterimi kapattığını düşündüğü için mi bilmiyorum ama olay da benden bahsetmedi. Ben de yeğenimi alıp İstanbul'a geldim, belki yeni bir başlangıç yapabilirim diye. Gelsin. Hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak, patır.